Türkiye'nin milli gururu Türk yıldızları Aksaray semalarında yaptığı gösteri uçuşuyla nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası kapanış programı dolayısıyla Aksaray'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Aksaray Üniversitesi Stadyumundan izlenen gösteriye binlerce vatandaş katıldı. Zafer Bayramımızın 97. yıl dönümü kutlamalarının coşkusuyla birleşen 2019 Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası kapanış programında konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, konuşmasına şampiyonada yaşanan elim kazada hayatını kaybeden Türk sporcu Serdar Yavuz'a rahmet dileyerek başladı. Dünkü elim bir kaza sonucu rahmetli olan sporcumuzu minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun, yakınlarına sabırlar diliyorum. Sevgili hemşehrilerimiz, kahraman ordumuz bin yıldan beridir bu topraklarda gözü olanlara canı ve kanı pahasına korku vermeye devam ediyor. Dosta güven, düşmana korku veren Türk Hava Kuvvetleri bizi her alanda gururlandırıyor, onurlandırıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, çalışmak demek boşuna yorulmak demek değildir. Zamanın göreklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek demektir. Bu bağlamda Türkiye'de tam da Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi birçok alanda artık dünyada söz sahibi olmuş, bu yarışta ben de varım demiştir. Bugünün Türkiye'sine baktığımızda istikbal göklerdedir parolasıyla Türkiye geçtiğimiz yıl içerisinde kendi imkanlarıyla helikopter uçurmuştur. 7 helikopter uçurmakla birlikte dünyada hava kuvvetleri alanında 7. ülke sıralamasında yer almaktadır. Kendi füzemizi, tankımızı, insansız hava aracımızı üretiyor durumdayız. Şimdi de hava araçları içerisinde silahlı olarak bir büyüğü olan SİHA'ları yapma noktasına gelmiş ve diğer ülkelere ihraç eder bu konuda bulunmaktayız. Sevgili hemşehrilerim, sözlerime son verirken bizi bu gururu yaşatan Türk Yıldızları timi ve pilotlarımıza teşekkür ediyor. Hemşehrimiz şehit pilot Müstehmen Hamza Gümüşsoy ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Ayrıca organizasyonda emeği geçen sayın valiliğimize, üniversitemize, belediye personelimize, teşkilatımıza, sayın vekilimize teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm hemşehrilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray temsilcisi Abdullah Kahraman, şampiyonanın 5. gününde yaşanan elim kazada hayatını kaybeden sporcu Serdar Yavuz ve yaşanan kazayla ilgili bilgiler vererek üzüntüsünü paylaştı. Gönlümüz isterdi ki bu konuşmayı farklı bir şekilde yapmak. Maalesef 25-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlemekte olduğumuz Yamaç Paraşütü Süper Final Test yarışmamızda yarışmamızın 5. günü üzücü bir kaza yaşadık. Serdar Yavuz kardeşimiz, pilotumuz 1978 İstanbul doğumlu, Çatalca. Almanya'da ikamet ediyor. Uzun yıllar bu sporun içinde çok tecrübeli, çok profesyonel bir arkadaşımızdı. Bireysel olarak yapmış olduğu bir taktik hatadan dolayı maalesef dün kaybettik kendisini. Helikopter geldi, aldı, Konya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu sabah da naaşını İstanbul'a yolladık. Yarın Çatalca'da defnedeceğiz. 4 çocuğu var, en küçüğü 2, en büyüğü 13 yaşında. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Söylenecek fazla bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Vali Ali Mantı'da yaptığı kısa konuşmada yaşanan elim kazayla ilgili üzüntülerini dile getirerek şampiyonada ve kapanış programında emeği geçen herkese teşekkür etti. Sporcu Serdar Yavuz'u göklerden gönüllere yollamanın üzüntüsüyle devam eden programda Aksaray semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar Türk yıldızlarının gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.
Gösteri uçuşunun ardından Vali Ali Mantı, Türk Yıldızları pilotlarına hediye takdim etti.